Abi yardım et. Bittim, öldüm, birine gönül bağlamıştım. Beni sırtımdan hançerledi, ortada bıraktı. 2 yıl boyunca her şeyi yaptık. İşlemediğimiz halt kalmadı. Yataklara kadar girdik. Abi beni terk etmeyeceğini söylemişti. Abi inanmıştım. Abi onunla birlikteydim. Abi hiç ayrılmayacaktık. Ama abi beni ortada bıraktı. Ve şimdi bütün dünyam zindan oldu. Ve şimdi bütün duvarlar üstüme geliyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. İşte bugün olayı kökünden çözüyoruz inşallah. Üniversite okuyan herkes bilir ki o girilen, tatlı gibi görülen sevdaların hepsi çok ciddi kanlı gözyaşları ile bitmiştir. Kimisi kara muradından beklemiştir o tatlı umudu, kimisi o sarışın Necla'sından. Şimdi insan birini sever ama sadece sevmez. Onun için ölür, biter, yanar, kavrulur, uykular kesilir, korkular basar. Kalbi o kişi için artık ölebilecek bir hale gelir. Ama tüm bu endişeler içerisinde bir gün bir mesaj gelir. Artık bitti. Artık istemiyorum. Artık sevmiyorum. Artık seninle birlikte olma yolunda yok. Ve hayat bir anda alt üst olur. Ama konunun özünü anlamadan önce bir vurulmuş yaralı Ceylan'ın mesajını okumak istiyorum. Bakalım o yaralı Ceylan neler yaşamış. Mesaj belki birçok insanın böyle içinde bulunduğu durumu anlatıyor aslında. Yandığı, kavrulduğu, sorunlar yaşadığı, derdini kimseye anlatamadığı. Hani bir insanın annesi vefat eder ya, dersin ya başın sağ olsun acını hissediyorum. Aslında hissedemezsin. Neden? Çünkü senin de annenin vefat etmesi lazım ki aynı acıyı hissedebilesin. Muhtemelen bu acıyı çeken insanlar okuyacağım mesajı yaşamışlarsa, yani aynı acıyı çekmişlerse mesajı atan arkadaşı çok iyi anlayacaklardır. Abi çok ama çok sevdim. Ama yarı yolda bırakıldım. Aldatıldım. Hayatım bitti. Sevdiğiniz bir insanın bir daha hayatında olmayacağını bilmek. Bir daha elini tutmayacağınızı bilmek. Onu öpmeyeceğinizi bilmek. Gülen yüzüne bir daha bakamayacağınızı bilmek. Ölümden daha beter. Kaç defa intiharı düşündüm ben bile bilmiyorum. Ve 6 ay geçmesine rağmen hala özlüyorum. Hala kokusu burnumda. Artık yoruldum. Sanırım dayanamayacağım. İntihar edeceğim. Evet, seviyoruz, bağlanıyoruz, aşık oluyoruz, yatak odalarımıza kadar alıyoruz. Tamamen beraber olacakmış gibi davranıyoruz. Ve bir gün bir mesajla ortada bırakılıyoruz. Peki sebebi ne? Bize verilmiş olan o sonsuz ve sınırsızı sevme kabiliyetini o bir kişi de bütün sonsuzu sevebilme kabiliyetimizi kullanıyoruz ve büyük bir duvara taslıyoruz. Niçin? Şimdi Burak bak, beraber Lamborghini ile yola çıkıyoruz. 200, 220, 230, 250, 300, 320, 330 derken kaptırmış gidiyoruz. Ama ileride önümüzde bir set var. Bir anda o sete vurduğumuz zaman ne oluyor? Araba paramparça oluyor. Biz sadece ölmüyoruz, ne kadar uzvumuz varsa sağa sola parçalanıyor. Neden? Çünkü sınırsız sevebilme kabiliyetinin karşısına seni bir gün terk edip gidebilecek sınırlı mahluklar koyunca merhametsizce azaplar çekiyoruz. Çünkü aşk sonsuzu sevebilmek için verilmişken onu bir kişiye verince o arabanın içerisindeki uzuvlarının paramparça olduğu gibi kalbimiz, ruhumuz, aklımız, bedenimiz, her yerimiz darma duman oluyor. Ardından alkol kullanmaya başlıyoruz, yetmiyor. Ardından uyuşturucuya başlıyoruz, yetmiyor. Ardından arabesk müziklerle kendimizi jiletlemeye başlıyoruz, yetmiyor. Ve derken meşru olmayan şeylerin uç noktalarına kadar ifade etmek istemiyorum. Hayatımız devam ediyor. Neden? Çünkü o aşkın acısını yaşamamak ve hissetmemek için o acıdan daha büyük bir acı yaşatıyoruz kendimize. Ama anlık, sabah olduğu zaman aynı acıyı yaşamaya ve çekmeye devam ediyoruz. Hani bazen böyle bahçelerde çok yüksek tazyikle suyun geldiği yerler olmuştur, belediyelerin hususiyetle. Oralarda böyle o suların musluğuna geniş geniş borular takılır. Neden? Çünkü tazyikli su ancak öyle büyük bir boruyla dışarıya atılabilir. Sen o tazyikli suya küçük evdeki hortumu takarsan ne olur? Parçalanır. İşte bizdeki sonsuzu ve sınırsızı sevebilme kabiliyeti bize verilmişken biz onu bir kişiye verince ne oluyor? İç dünyamız parçalanıyor ve kararıyor. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Aşk şiddetli bir muhabbettir diyor. Ve o aşkı fani mahbuplara müteveccih ettiğin vakit ne oluyor? O aşk
ya karşıdaki kişiye ya da sana azap vermeye başlıyor. Bunu sadece bir kadın olarak düşünme yani. İnsan dünyaya tutkulanıyor, eve tutkulanıyor, eşine tutkulanıyor, çocuğuna tutkulanıyor, yeni aldığı bir arabaya tutkulanıyor, üstü çizilsin bile istemiyor, bir telefonla tutkulanıyor. Hatta sadece tutkular burada bitmiyor yani. Bu gece benim gecem, bu güneş benim güneşim, bu dünya benim dünyam, bana ait bu şarkılar olmasa ne yapıyor insan? Bak, dünyayı sahipleniyor. O yüzden kalbinin içine açıp bir bakıyorsun ki yani o kalbinin içerisinde yeni aldığı bir ayakkabıdan, yeni aldığı bir telefona, yeni aldığı bir arabaya, yeni aldığı arabanın vites topuzuna kadar şöyle bir çalkalıyorsun. Hepsi teker teker içinden dökülüyor yani. Bu sefer ne oluyor? Onları kaybetmekten korkmaya başlıyor. Onların korkusuyla beraber evhamlar başlıyor, kuruntular başlıyor, vesveseler başlıyor, insanlara güvenmemeye başlıyor. İnsanlara güvenmeyince etrafında dost, arkadaş, ahbap bulamıyor, sırdaş bulamıyor, kimseye bir şey anlatamıyor, ifade edemiyor. Neden? Çünkü sonsuza teveccüh etmiş bir kalbi, sonsuza yani Cenab-ı Hakk'a bağlamış olsaydı içindekileri de onun için sevecekti. Ona bağlamayınca içindekileri kendi için sevdiğinden dolayı ne oldu? Bir gün elinden gider korkusuyla etrafında da kimse kalmadı, elde ettiği şeylerden de lezzet alamadı. İşte işin temelindeki gözyaşları, stresler, sorunlar, problemler, başa gelen musibetler, arkasından onları bastırmak için kullanılan alkoller, uyuşturucular, gidilen klaplar, her gece birileriyle flört etmeler falan. Neden? Çünkü kalp Allah'a firar etmemiş yani. Allah'a firar etmemiş bir kalp neye firar edecek? Mevcudatın içerisinde neler varsa, bir şeye tapmayan, bir şeyi ilahlaştırmayan, bir şey kudret sahibi görmeyen, bir şeyden korkmayan, bir şeye intisap etmeyen, kainatın içerisinde ne varsa her şeyden korkacak. Eline ne alırsa ondan korkacak. Peki burada ne yapmak lazım? Kalbin yönünü değiştirmek lazım. Yani kalbi Allah'tan ayıran ne varsa hepsine ayrı ayrı bir cerrahi operasyonu almak lazım. Ama cerrahi operasyonlarda kalp yarılır, içinde ne varsa çıkartılır, tekrar dikiş atılır. Yani ciddi bir ızdırap ve ızdırar olur. Bir kere sen buna dayanabilecek kuvvette misin? Ve bu operasyona girmeden önce geçmişe bakıp şu soruyu sormak lazım. Ben nerede, ne gibi bir hata yaptım? Yani içinde mevcut bulunduğum durum beni nasıl buraya sevk etti? Bak ben sana söyleyeyim. Kalp neydi? Aynı-ı Samet. Yani kendisini sevmem için verilmişti. Maddi bir kalp bedenin birçok yerine nasıl kan ulaştırıyorsa ve orada ufak bir damar tıkanıklığından dolayı kalp içeri girmiyorsa, manevi kalp de böyledir yani. Manevi kalbin damarları kişiyi Allah'a götürürken, o damarlarının her birinin içerisine dünyevi şeyleri yerleştirdiğin zaman, oradaki manevi kan da rahat hareket edemiyor. Bu sefer Allah, Allah diye atan bir kalbin damarlarını tıkamış oluyorsun sen. Rabbin sana o kalp ancak Allah'ı anmakla mutmain olur derken, sen onun ayarlarını bozdun. Şimdi adam düşünelim yani. Neyi bulsa yiyor ama günde 3 öğün, 5 öğün, 10 öğün değil. Eline ne yetse yiyor. Ne olacaktır belli bir zaman sonra midesi? İfsat olacaktır. Kusacaktır, istifra edecektir. İşte aynen öyle de. Sen de ruhun hükmünde olan kalbe neyi bulursan atarsan, neyi bulursan yerleştirirsen, orayı çer çöp yaparsan ne olacaktır? Allah'tan uzaklaşacaktır. Ve ardından dağılacaksın, yorulacaksın, bunalacaksın, gözyaşı dökeceksin. Neden biliyor musun? Çünkü bugüne kadar biri için gecelerini bölmüştün sen. Biri için gözyaşı dökmüştün sen. Biri için intiharın eşiğine kadar gelmiştin sen. Birini kaybetmeme adına onun bütün gece ve günlerini sevgililer günlerinden tut, doğum günlerinden tut, evlilik yıl dönümlerinden tut, hepsini aklında tutmuştun sen. Neden biliyor musun? Onu kaybetmeme adına dünyanı vermiştin sen. Ama senin ona verdiğin dünyanın onda biri kadar Rabbini tanımadın. Senin ona verdiğin zamanın onda biri kadar Rabbine vakit ayırmadın. Senin onun özel günlerinde, onun kapısında kapıları çalıp onun için güzel şeyler hazırladığın kadar Rabbinin senin adına sunduğu özel günlerde güzelce süslenip onun huzuruna çıkıp Allahu Ekber. Ben geldim Rabbim, huzuruna geldim Allah'ım, seni anmaya geldim Allah'ım, bu gece özel bir gece, senin rızanı kazanmaya geldim Allah'ım, dua etmeye geldim Allah'ım, tövbe, istiğfar ve nedamet getirmeye geldim Allah'ım, günahlarımı bağışla, yüzümü ak et, beni bu korkunç asrın, beni bu debdebeli asrın fırtınalarından muhafaza eyle demedi. Yani bugüne kadar Allah için 5 vakit huzura bile gitmedin. Bir de sen bu kadar vefasızlık yaparken bir de Rabbini düşün. Sana ne kadar merhamet beslediği, ne kadar şefkat gösterdiği, doğdun doğar doğmaz hemen dibine bir anne verdi sana. Anneye etrafında pervane etti.
Ama anne etrafında pervane olmuşken sen orada şefkat ve merhameti de anneden bildin. Annen bile sana Allah'ı unutturdu. Halbuki annen senin Allah'ı hatırlaman için sadece bir araçtı. Sen ona amaç yaptın. Yani Allah sana muazzam ikramlarda bulunmuş. Düşünsene şu an nefes alıp veriyorsun. Nefes alıp verirken bile sana iki defa hayat bahşeden bir Rabbin var senin. Ve sen hala Rabbini arkana almaya çalışıyorsun. Artık şöyle bir Rabbine karşı önünü dönüp, onun yarattıklarını görüp, mevcudattaki faaliyetleri görüp, kalbinin onun dışında hiçbir türlü tatmin olmadığını anlayıp, ben geldim Allah, kulun Onur. Bak sana ne getirdim? Ne getirdim? 5 vakit namaz getirdim Allah'ım. Bugüne kadar kalbimde terk edemediğim ne varsa onları getirdim Allah'ım. Hepsini sana veriyorum Allah. Vermek nasıl olur peki? Çıkartır Allah'a haşa. Al Allah'ım demezsin. Ne yaparsın? Gönlünden çıkarttığını ibadetle ve terk ettiklerinle Allah'a gösterirsin. Çünkü insan terk ettikleri kadar özgür, içine aldıkları kadar esir olur. Peki biz bunları neden terk edemiyoruz ve özgürleşemiyoruz? Çünkü biz Rabbimizi tanımıyoruz. Olar birazcık artarsa gecelerce uykumuz kaçar bizim. Çocuğumuz rahatsızlansa yurt dışlarına kadar hastane ararız biz. Ödenmesi gereken çeke son bir hafta kala ulan ben bunu nasıl ödeyeceğim diye kafamızı duvarlara vururuz biz. Ama mesele kabir oldu mu, ahiret oldu mu? Oo, daha çok var ki. Daha zamanı var onun yani. Daha gençliğim var benim, daha gideceğim mekanlar var, daha dünyayı gezeceğim ben. Takılacağım kızlar, erkekler var. Uğrayacağım ortamlar var, kullanacağım maddeler var. Oo, daha çok var yani. Gün gelir ben zaten bunlara tövbe eder Rabbimin huzurunda dururum. Öyle değil işte o iş. Sen kalbinin sistemini bozarsan eğer bir gün dönmek istesen bile o latife-i Rabbaniyen yani Allah'la kurduğun baz istasyonu sistemin felce uğrarsa tekrar dönememe ihtimalin var. Mesela önümde su var. Ben bu suyu içmek istiyorum ama sağ tarafım felce uğramış. İhtiyacım var. Dışarıdan gelmişim, dışarıda hava 45 derece, susamışım, bağrım yanıyor, içim yanıyor. Alacağım ama alamıyorum. Neden? Komple felce uğramışım. Ya gün geldiğinde ve sen pişman olduğunda ve dönmek istediğinde o kalbin felce uğrarsa ve Rabbin seni huzura kabul etmezse ne yapacaksın? Ama niye böyleyiz biliyor musunuz? Şimdi birimizin ellerini bağlayalım böyle, eller bağlandıktan sonra uyuşmaya başlasın. O uyuşuk ellere götürelim, bir iğne saplayalım bakalım. O uyuşuk eller o iğneyi hissediyor mu, hissetmiyor mu? Hissetmeyecektir. Çünkü o ele kan gitmediği için belli bir zaman sonra o el hissizleşmeye başlar. Aynen öyle de insan da imana olan kabiliyetini yitirirse, yani kalbi uyuşmaya başlarsa o kalbe neyi batırırsan batır, o kalp onu hissetmeyecektir. Neden? Çünkü artık kişinin imana kabiliyeti kalmadı. Ve tam da etrafımıza baksak bu söylediğim örneği net bir şekilde anlayacağız. Bırakın el ele tutuşmayı, artık yataktaki çok özür diliyorum ilişkiler bile o kadar çok normalleşti ki. Ve bu normalleşen şeylerin ilk etaplarına bir gidecek olsak el ele tutuşmayı bırakın. Göz göze bakışırken bile insan utanıyordu. Bir de bu utanmaz sürece şöyle gelenler var yani. İlk etapta kişi lan biz birbirimizi sabah namazına kaldırırız ya iman takviyesinde bulunuruz falan derken artık süreç onları telefon başında beraber yatarken ve aynı zamanda o birbirinden utanan gençleri el ele tutuşurken ve aynı zamanda o el ele tutuşurken utanan gençleri birbirine yakınlaşırken ve aynı zamanda yakınlaşırken utanan gençleri sahte imam nikahlarıyla şeytan kandırıyor. Ve bu noktadaki bahanemiz de hazır. Yani abi ne yapalım yani herkesin kız arkadaşı var bizim de var ya unutma. Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkes de musibette beraber olmak teselli ise kabrin öbür tarafında tek esassız. Yani kabirde, mizanda, sıratta, haşirde tek başınasın babacığım. O yüzden üzgünüm. İster cami avlusunda buluş, ister Kabe kapısında. İster hadisler de boğulsun seni her mesajında, ister sabah namazına uyandırsın. Eğer nikahında değilse helalinde olamaz. Bu asrın en büyük problemi eğer bir nebze insanlarda vicdan kalmışsa şu videoyu izledikten sonra vicdanları harekete geçecektir. Ve ben ilk yapılması gereken şeylerin hiç aramadan sormadan gerekirse abi hakkını helal etmezse etmesin. Etmesin sidikli suyla abdest alınmaz kardeşim. O yüzden hattını değiştireceksin ve irtibatı komple keseceksin. Ve ona yakın bir arkadaş ortamın varsa o arkadaş ortamını da terk edeceksin. Alo tatlım ya ben böyle bir video izledim.
böyle bir şey varmış, biz artık ayrılalım olur mu? Böyle bir şey yok yani. Allah rızası için. El-Fatiha ve selamet.